Merhabalar Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni topladığım kasayı paylaşacağım. Bir fiyat performans kasası olacak. Kendim normalde laptopumu upgrade etmek istiyordum. Ama masaüstüm problem çıkartınca dolayısıyla kendime yeni bir masaüstü toplama gereği duydum ki fiyatlar yükselmeden şu an hali hazırda devam eden kampanyalar varken ben bundan faydalanmak istedim. Ee, bu topladığım kasada 13. nesil i3 13.100 F işlemci ve Asus Dual GeForce RTX 3060 Overclock 8 GBlık bir ekran kartı kullanacağım. Zaten sizlerle donanımda kullanacağımız bütün ek ekipmanların hepsini tek tek tanıtacağım. Sonrasında toplayarak bakacağız. Şimdi Kasaya neler topluyoruz? Hangi ekipmanları toplayıp birleştireceğiz? Bunları geçelim. Evet genel olarak şöyle ekipmanlarımıza şimdi bir bakacağız. Bu, sonra da ben bunları toplayacağım tabi. Sisteme kuracağım ve birlikte değerlendireceğiz. 2 tane vengen 8 GB, 3200 MHz'lik DDR4 RAM'imiz var. Asus TUF Gaming 550 Watt Bronze sertifikalı 80 Plus'lık bir güç kaynağımız var. 650 almadım, 750 almadım. Bütün sistemi toplayıp da hesapladığım zaman fazla fazla yettiği için onu tercih ettim. Intel i3 burada 13. nesil 13100F işlemcimiz var ki yani bu işlemciyi özellikle seçme nedenimi de söyleyeceğim. Asus Dual GeForce RTX 3060 ekran kartımız var. Asus Prime Gene H600M D4 anakartımız var. Özellikle anakart olarak da bunu seçtim ve sistem M.2 M2 SSD'miz var bir tane 1 terabaytlık. Ayrıyeten ben kendim harici yani depo görevi görmesi için 1 terabaytlık başka bir hard disk takacağım. Elimde olanlardan takacağım. Ee, soğutma kısmında da yani şöyle zaten kasamızda şöyle kasayı göstereyim. Asus Prime Mesh bir kasa arkadaşlar. Bu kasayı daha önceden incelemesini görenler illaki olmuştur. Üzerinde 57 bin tane delik olan kasa işte bu cidden kasanın her yerinden hava alacak şekilde toz filtreli bir yapı yapılmış. Kasayı çevirip de kurarken zaten detaylarına bakarız. E, ee, kasaya RGB fanlar takacağız. Normal soğutma takacağız. Su su sıvı soğutma kullanmayacağım bu işlemcide. Yani çünkü fiyat performans ürünü olarak topluyorum. Şu an sıvı soğutma biraz ekstra kaçı olacak. İşlemcinin kendi yani soket fan olaraktan Intel soket fan var ki ben aslında bu Intel soket fanların tasarımını çok beğeniyorum ama ee, bu bizim ihtiyacımızı ne kadar karşılar tartışma konusu Onun yerine bu Rampage Ace'i kullanacağız Ya yani Havalı şık gözüküyor büyük battal bir arkadaş ağır da söyleyebilirim Bunu seçmemin nedeni yani işlemci de 1700 soketli işlemcilerde maalesef e, hava soğutma çok fazla mümkün değil Yani bir sizin dönüştürücü kit almanız lazım Dönüştürücü kit de bu arkadaşın içinden kendisi çıkıyor ondan dolayı bunu seçtik Genel olarak yorumlarına, incelemelerine baktığım zaman da bu arkadaş bizi üzmezmiş gibi gözüküyor. Şimdi ben yavaş yavaş toplamaya başlayayım sonra tekrar... Evet sonunda topladık ve çalışıyor. Biraz yordu, uğraştırdı yani. Çünkü e, CPU fanını takmak çok kolay olmadı. Yani daha doğrusu ilk başta ben nasıl olması gerektiğini tam kavrayamamışım benden kaynaklı. Sonrasında çözdüm onu. Çünkü bir defa taktım her şeyi hazırladım. CPU fanının yönünün yanlış olduğunu fark ettim. Yani yanlış taktığımı fark ettim. Havayı yanlış yerden çekiyoruz, yanlış yere üflüyoruz. Ondan dolayı şey yaptım tekrardan bir fanın yönünü değiştirmek için çıkartmak zorunda kaldım. O esnada da aslında çok daha kolay bu işlemin yapılabileceğini fark etmiş oldum. Şu an ekran kartımız, işlemcimiz, her şeyimiz aktif. Bakın ekranımız geldi burada. Tabii daha kurulumlarını vesaire yapmadım. Kurulumlarını falan yapmak için bugün bir kargo daha bekliyorum. O kargoda da fanlarım olacak. O fanlarım da gelsin. Onları da takayım. Bir de bu ayretten takacağım hard diskin kızağı da o kargo paketinin içinde. Ondan sonra yerine alacağız ve sonunda sistemi toparlayıp çalışır vaziyete getirmiş olacağız. Evet sonunda bütün fanlarım geldi. Kasanın son halini görüyorsunuz. 5 tane RGB fan taktık. bir tane çift kanallı fanlı işlemci soğutucu taktık. Kendi bir de egzoz fanı var. Toplamda 6 tane fan, 2 tane de işlemcinin üzerinde 8 fana sahip olduk. Şimdi burada fanları düzenlerken neye göre buna karar verdim? Neye dikkate aldım onu paylaşayım sizinle. Kasanızdaki egzoz fan yani arkada bulunan fan ve yukarıdaki fanlar kasanın içerisindeki sıcak havayı dışarıya tahliye etmek için kullanılıyor. Yani zaten ısınan hava yükselme eğilimi gösterdiği için bunlarla o sıcak havayı dışarı atıyorsunuz. Kasanızın altında bulunan fanlar ve varsa ön yüzünde bulunan fanlar ki benim ön tarafımda güç kaynağım olduğu için Ön tarafımda fan yok. Mantıken bunlar da dışarıdan içeriye soğuk hava yani serin hava getirmesi lazım ki hava sirkülasyonu daha efektif olsun. Ama ben burada mesela şöyle bir problem yaşadım. Aşağıdaki iki RGB fanım ekran kartımın fanıyla tam karşılıklı geldiği için ve fanların boyutları ve hızları birbirinden farklı olduğu için bu çok sağlıklı değildi. Zaman içerisinde ekran kartımın üzerindeki fanlar olumsuz etkilenebilir diye... Aşağıdaki fanlar içeriye hava vermektense onlar da dışarıya veriyor. Yani ekran kartının fanları sıcak havayı dışarıya üflüyor. Aşağıdaki fanlar da o sıcak havanın daha hızlı dışarıya çıkmasını sağlıyor. Ben böyle bir yöntem tercih ettim. Normalde ekran kartım daha yüksekte olsaydı ya da farklı şekilde konumlanmış olsaydı aşağıdaki fanlar dışarıya değil de içeriye hava vereceklerdi. Burada da setup'ın geldiği son hali görüyoruz. İki kasayı birden kullanacağım. Eski kasamı da sol tarafa koydum. Eski kasamın şu an hani bilgisayar bileşenlerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Ee, eski kasayı sadece Metin 2'de tek hesabı Otofarm'a bırakırken kullanacağım arkadaşlar. Çünkü daha fazlasını artık o kasa yapamayacak. Ciddi şekilde dar boğaz yaşayacak. Performans veremeyecek. Zaten bu yeni kasayı toplamamızın sebebi de oydu. Şimdi benim eski kasamdaki sistemi ekranda görüyorsunuz. AMD A10 7870K Radeon R7 bir işlemci var. 4 çekirde 8 thread'den oluşuyordu. AMD Radeon R7 Graphics diyor. Bu zaten APU bir işlemci. Yani harici ekran kartı yok. İşlemcinin üzerine entegre edilmiş ekran kartı... ...RAM'den alarak performans sergiliyor. Benim normalde 16 GB, 2x8, 1600 MHz HyperX Savage RAM'lerim vardı. Oldukça şık, cool böyle ateş kırmızısı RAM'ler. Ama benim anakartım arıza çıkarttı. Anakartım arıza çıkarttığı için zaten mecburen ben masaüstünü yükseltmeye gittim. Çünkü gördüğünüz gibi 8'in 7'sini kullanabiliyorum RAM'de. Bir, bir GB'ı da ekran kartına veriyorum. Oldukça sistem zayıf kalıyor. Ben bu sistemi topladığım zaman yani sıfır toplamıştım. 2015 yılında toplamıştım. E 2015 yılında topladığım zaman bu sistem zaten hali hazırda 2 yıllık bir teknolojiydi. Yani o günden bugüne fazla fazla performans sergiledi. Kanalda da bugüne kadar gördüğünüz içeriklerin hepsini aslında ben bu kasadan ürettim. Hatta RAM'in düştüğünü çok sonrasında fark ettim. RAM'in düşmüş olması bile hani benim içerikleri üretmemde, render almamda sıkıntı çıkartmamıştı. Çünkü ben zaten kayıtlarımı dışarıdan capture card üzerinden aktardığım için bilgisayarı oyun oynayarak yormuyorduk. Sadece kayıt alıyorduk ve sonrasında işlemesine kullanıyorduk. Sağ tarafta benim üzerimde olacak şekilde de laptopumu görüyorsunuz. Asus'un TUF Gaming bir laptopunu kullanıyorum. AMD Ryzen 7 4800H işlemcili. Nvidia GeForce GTX 1600 Ti 4 GB'lık bir ekran kartı var. Toplamda 16 GB 3200 MHz RAM'imiz var ve 512 GB M2 SSD depolama alanı var. Şimdi zaten normalde bu laptop benim bütün ihtiyacıma fazla fazla yetiyor. Yani işlerimi halletmemi yetiyor. Ben bu laptopu normalde satıp üzerine de ekleyerek bir MacBook Pro M2 çip almayı planlıyordum. Onun için de bu laptopu sattıktan sonra üzerine yaklaşık bir 20K masraf yapmak gerekiyordu. Rakamlar daha fazla yükselmeden ben değiştireyim istiyordum. Ama bu sol taraftaki benim eski emektar bozulmaya başlayınca artık dolayısıyla biz kasa toplamaya gittik. Kasa toplamaya gittiğimiz zaman da şu an sol tarafta gördüğünüz sistemi toplamış olduk. 13. nesil i3-13100F işlemci. Buradaki F herhangi bir ekran e, dahili ekran biriminin olmadığını söylüyor. Yani sizin harici bir ekran kartına ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Burada da Nvidia GeForce RTX 3060 8 GB Overclock versiyonunu kullanıyoruz fabrika çıkışı olarak ekran kartı size overclock'lu geliyor. 16 GB 3200 MHz RAM'imiz var. 2 TB depolama alanımız var. Bunun 1 TB M.2 SSD, 1 TB da Solid SSD şeklinde. Anakartımız zaten oldukça başarılı. Yani anakartı bana toplamda 8 tane USB sağlıyor. Bunlardan 3 tanesi USB 3.0 ikinci versiyon. Diğerleri 2.0 şeklinde. Şimdi ben bu kasayı toplarken hayretten bütün her şeyi dahil gelen fiyat zaten çok makuldü. Fiyat performansı açısından da hani nasıl bir şey sunar onu da görmeniz için şimdi birazdan performans testlerinin sonuçlarını paylaşacağım. Ee, burada neden yeni bir sistem toplarken i3 topladığımı merak eden arkadaşlarım olabilir. Onu da şöyle izah edebilirim i3, i5, i7, i9 bunlar benim için bir şey ifade etmiyor. Kaçıncı nesil olduğu benim için anlam ifade ediyor. Yani ben minimum zaten 12. nesil bir sistem toplamam gerekiyordu. Benim ihtiyacımı uzun soluklu karşılayabilmesi için. Ben özellikle i3 13. nesil seçtim. 13. nesil olmasını istediğim için. Ee, yoksa aynı fiyata i5'in 11. neslini alabiliyordum. Üzerine hatırı sayılır bir fark koyarsam ancak i5 12. nesil alabiliyordum. Dedim ki yani i5'in 11. ya da 12. neslini kullanacağıma i3'ün 13. neslini kullanayım. Ayrıyeten yani pek çok teste değerlendirmeye baktım bu arada. i3 13. nesil 12. nesil için de aynı şey geçerli. Ee, RTX 3060 ekran kartı süper optimizasyon. Yani çok güzel combo yapıyor. Kombinasyon açısından böyle iki tane yüksek performanslı bileşeni bir araya getirmekte bizim sonrası için alacağımız verimi çok daha yükseğe taşıyacaktır. Ben şimdi size oyun performansı olarak fikir edinmeniz açısından diğer değerleri de paylaşayım. Evet, şimdi ben bu test değerlerini de arkadaşlar şöyle yaptım. Pek çok inceleme videosundan, performans videosundan tek tek seçerek aldım. Ee, özellikle oyun performansı videolarını paylaşmak istemedim ben çünkü bu oyunların hiçbirini bilgisayarıma kurmayacağım ee, ayrıyeten baktığım zaman pek çok inceleme videosundaki görseller de aslında yabancı birkaç tane değerlendirmeden referans alarak kullanılmış ve ben kaynak gösterilmeden de bu şekilde kullanılmasına da çok sıcak bakmıyorum dolayısıyla ben değerleri siz için aldım popüler oyunların performanslarını sırasıyla sizlerle paylaşacağım. İlk önce Apex Legend başlıyoruz. 1080p very high ayarlarda minimum 104 ortalama 160 maksimum 250 fps alıyorsunuz. GPU sıcaklığınız 67 CPU sıcaklığınız 68. Battlefield 2042'ye geçtiğiniz zaman 1080p low ayarlarda DLSS otoda açıkken minimum 104 ortalama 160 maksimum 250 fps alıyorsunuz. GPU sıcaklığınız 63 CPU sıcaklığınız 72. DLSS'nin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için kısaca şöyle özetleyeyim. DLSS bir yapay zeka ara birimiyle size ekstra kare oluşturuyor. Bu da normal FPS değerlerinizin ve görüntü akışınızın çok daha iyi olmasını sağlıyor. Call of Duty Modern Warfare 2'de 1080p ultra ayarlarda minimum 53, ortalama 78, maksimum 123 FPS alıyorsunuz. GPU sıcaklığınız 63, CPU sıcaklığınız 66. Gene 1080p Ultra'da DLSS Quality modu alırsanız minimum 66, ortalama 104, maksimum 139 FPS alabiliyorsunuz ki oldukça güzel FPS artışı sağlıyor. PUBG 1080p Ultra DX11 ayarlarında minimum 85, ortalama 142, maksimum 287 FPS alıyorsunuz. GPU sıcaklığınız 63, CPU sıcaklığınız ise 68. Rainbow Six Siege'de 1080p low ayarlarda very high texture'da yani çevre birimleri en yüksek ayarda minimum 85, ortalama 142, maksimum 287 FPS alıyorsunuz. GPU 60 derece sıcaklıkta stabil çalışıyor. Burada niye low ayarlarda değerlendirildiğini şöyle söyleyeyim. Rekabetçi FPS oyunlarda genellikle tepki hızı ve FPS değerleri yüksek olsun diye kullanıcılar genellikle low ayarlarda oynuyorlar. CS:GO 1080p low ayarlarda minimum 85, ortalama 142, maksimum 287 FPS veriyor. Valorant 1080p low ayarlarda minimum 162, ortalama 267, maksimum 350 FPS veriyor. GPU sıcaklığı 36, CPU sıcaklığı 61. Far Cry 6 1080p ultra'da minimum 55 Ortalama 79, maksimum 114 FPS veriyor. Cyberpunk 2077 1080p ultra ayarlarda minimum 49, ortalama 70, maksimum 95 FPS veriyor. Gene Cyberpunk'ta ultra ayarlarda DLSS'yi otoya alırsanız minimum 50, ortalama 80, maksimum 115 FPS alabilirsiniz. God 1080p ultra ayarlarda minimum 43, ortalama 59, maksimum 77 FPS veriyor. GPU sıcaklığınız 69, CPU sıcaklığınız ise 75. God of War özellikle bu ayarlarda PlayStation 4'ten çok daha iyi görüntülerde, çok daha akıcı şekilde oyun oynama imkanı sunuyor. Marvel Spider-Man 1080p Very High ayarlarda minimum 61, ortalama 83, maksimum 124 FPS veriyor. GPU sıcaklığınız 61, CPU sıcaklığınız ise 70 derecede. GTA 5 1080p, Very High ayarlarda bütün ek seçenekler açıkken minimum 81, ortalama 114, maksimum 127 FPS veriyor. GPU sıcaklığı ise 62 derece. Red Dead Redemption 2'de 1080p, Favor Quality'de oynarsanız minimum 29, ortalama 66, maksimum 150 FPS alıyorsunuz. Gene Favor Quality ayarlarında DLSS'yi de Quality seçerseniz Minimum 32, ortalama 76, maksimum 146 FPS alıyorsunuz. GPU sıcaklığınız da oldukça iyi. Hogwarts Legacy 1080p ultra ayarlarda DLSS kapalı iken minimum 19, ortalama 50, maksimum 61 FPS veriyor. GPU sıcaklığınız da 60 derece. Hogwarts Legacy zaten değişik optimizasyon sorunları olduğu için FPS değerlerinde her türlü sistemde sıkıntı yaratıyor. Bunu da göz önünde bulundurmanızı isterim. Elden Ring 1080p maksimum ayarlarda minimum 48, ortalama 54, maksimum 59 FPS veriyor. FPS değerlerinin arası oldukça kısa olduğu için oldukça güzel değerler diyebilirim. Mount Blade 2 Bannerlord 1080p very high ayarlarda minimum 6, ortalama 130, maksimum 206 FPS verirken GPU 68, CPU ise 60 derecede. Gene Mountain Blade'de ve ayarlarda DLSS Quality modu alırsanız minimum 69, ortalama 153, maksimum 260 FPS alıyorsunuz. GPU sıcaklığı 68, CPU sıcaklığı 60. Burada veri hayda minimum 6 FPS almanızın nedeni oyunun içerisindeki bir bug'dan kaynaklı. İlk başta bir sahnede bu FPS değeri 6'ya düşüyor. Sonra oyunun içerisinde sizin oyun deneyiminizi hiçbir şekilde etkilemeyecek şekilde devam ediyor. World of Tanks'te 1080p Ultra artı Race Tracking açıkken minimum 91, ortalama 137, maksimum 395 FPS alıyorsunuz. GPU sıcaklığınız 69, CPU sıcaklığınız ise 58. 1080p low ayarlara geçecek olursanız minimum 136, ortalama 323, maksimumda da canavar gibi 571 FPS size veriyor. Fortnite 1080p low ayarlarda minimum 165, Ortalama 211, maksimum 235 FPS veriyor. 1080p epic ayarlara geçecek olursanız minimum 37, ortalama 96, maksimum 102 FPS veriyor ki ortalama FPS değeri oldukça iyi. Son olarak yarış simülasyonu olarak bu iki arkadaşın değerlerine bakıyoruz. Formula 1 2022 1080p ultra high ayarlarda minimum 49, ortalama 63, maksimum 69 FPS veriyor. GPU sıcaklığı 68, CPU sıcaklığı 56 derecede. 1080p Ultra High DLSS de Quality moddaysa minimum 72, ortalama 97, maksimum 106 FPS veriyor. Forza Horizon 5 1080p Extreme'de minimum 57, ortalama 65, maksimum 79 FPS veriyor. GPU 64 derecede, CPU ise 66 derece. 1080p Ultra High DLSS Quality demişim ama 1080p Extra DLSS Quality aldığınız zaman minimum 71, ortalama 77, maksimum 94 FPS. GPU sıcaklığı, CPU sıcaklığı ise aynı. Gördüğünüz gibi FPS değerleri oldukça iyi. FPS değerleriyle ilgili şunun özellikle altını çizmek istiyorum. 60 FPS civarında ve üzerinde olan FPS'ler oldukça akıcı bir oyun deneyimi size sunar. Evet topladığımız sistemin performansını görüyorsunuz. Bu performans testleri de paylaştığım oyunların hiçbirini ben muhtemelen oynamayacağım. Yani konsola çıkanlar olursa konsola çıkanları tabii ki oynarım ama yani bilgisayardan oynayacağımı düşünmüyorum. ben sadece böyle bir sistem topladığınız takdirde nasıl bir performans alabilirsiniz bunu paylaşmak istedim. E pek çok arkadaş içerik üretmek istiyor, yayın açmak istiyor, farklı işler yapmak istiyor. Ama onları engelleyen şey hani etraftan duyduğum kadarıyla, yorumlardan okuduğum kadarıyla sisteminin elindeki bilgisayarın yetersiz olacağını ya da yüksek performans gösteren bir bilgisayar alamayacaklarını düşündükleri için. Yani şöyle ben bu sistemi bütün ekstralarıyla birlikte kasası, fanları vesaire hatta daha monitör ayaklarım gelmedi, monitör ayaklarım gelecek, RGB o da aydınlatmam gelmedi, o da aydınlatmam gelecek. Bunların hepsiyle birlikte baktığım zaman bana 15 bine yakın bir meblaya geldi. 15 bini geçmedi size öyle söyleyeyim. İndirimlerden parça parça toplayarak ben bu sistemi yaptım. Siz de gene çok yüksek bütçe ayırmadan düşük bütçeyle bunları yapabilirsiniz. Ee, yakın tarihte hatta bu videodan birkaç gün sonra muhtemelen yayın için içerik üretmek için Kullandığım aksesuarları da paylaşacağım. İlk içerik üretmeye başladığım zaman ben çok düşük bütçeli, maliyetli donanımlarla, ekipmanlarla bu işe başlamıştım. Ve hala o ekipmanlar gerçekten çok komik rakamlara denk geliyor. Yani dışarı çıkıp da dışarıda bir yere oturup ye yemek yediğiniz meblaya mikrofon, web kamerası ve yani capture card alıp yapabileceğiniz önerilerde bulunacağım size. E sonrasında eğer... İçerik üretiyorsanız, yayın açıyorsunuz ve bunu yapmaktan keyif alıyorsunuz, devam etmek istiyorsanız ekipmanlarınızı tabii ki yükseltebilirsiniz. Ben yakın tarihte pek çok ekipmanımı yükseltmiştim zaten. Bunların hepsi detaylı olarak sizlerle paylaştığım bir videoda gelecek. Elimden geldiğince düşük bütçeli fiyat performans bilgisayarı toplanırsa, benimkine benzer bir şey toplanırsa nasıl bir performans alırsınız diye sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım keyifli bir bilgilendirici video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.